Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşama dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz güzel bir maske yapacağım. Ee, bu maske ne işe yarıyor? Yüzümüzdeki ve e, ellerimizdeki lekeleri yok etmeye yarıyor arkadaşlar. Bunun için bize ayva çekirdeği ve e, portakal kabuğu gerekiyor. İsterseniz limon kabuğu veya mandalina kabuğu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Evet şimdi maskemizin yapımına geçelim. Evet gördüğünüz gibi çekirdeklerimiz var. 9-10 çekirdek yeterli olacak. Dilerseniz daha fazla koyabilirsiniz. Ama bunlar bizim için yeterli bir haftalık kullanım için gayet yeterli çekirdekler. Gördüğünüz gibi 9-10 tane. Evet şimdi bunları güzelce bir ezmemiz lazım. Çünkü çekirdeklerin içindeki e, özüyle suyun iyice karışması lazım arkadaşlar. Onu güzel bir jel elde etmemiz lazım. Evet çekirdekler biraz sert olduğu için ezilmedi. Onu bıçak yardımıyla ikiye bölüp Tekrar ezeceğiz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ayva çekirdeği gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasını sağlıyor. Ciltte oluşan yanık ve sivilce izlerine çok iyi geliyor arkadaşlar. Ee, özellikle düzenli kullanıldığı zaman e, cilt lekelerini ortadan kaldırıyor. E, güneş lekesi olsun doğum lekesi olsun onların hepsini gideriyor arkadaşlar. Siyah noktaları olan varsa, siyah noktaları da götürüyor ve eğer oluşumu varsa da engelliyor. Çok güzel, faydalı bir maske arkadaşlar tavsiye ederim. Deneyin, memnun olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi şişemizin içine çekirdeklerimizi iyice ezip alıyoruz ve üzerine yarım e, portakal kabuğu koymamız yeterli arkadaşlar. Portakal kabuğunun faydalarını bilmeyeniz de yoktur. O yüzden onu anlatmaya da gerek duymuyorum arkadaşlar. Bu karışımı dudaklarınıza da sürebilirsiniz. Çatlaklıklara, e, kuruyan ciltlere çok iyi geliyor. Bu elde edeceğimiz jel cildimizi gerçekten çok güzel nemlendirip nemini koruyacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kış aylarında e, bize lazım olan tek şey cildimizin nemli kalması. Evet bu karışımı 2-3 gün boyunca bekleteceğiz. Çünkü e, iyice bir birbiriyle evet. özleşsin ve e, güzel bir kıvam elde etmemiz lazım. Jel olması lazım. Bunu bir hafta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi suyumuzu koyuyoruz. Ve kapağını kapatıp iyice çalkalayacağız arkadaşlar. Her gün çıkarıp çalkalayıp geri yerine koyabilirsiniz. Mutfağınızın serin bir yerinde muhafaza etmeniz yeterlidir. Bunu kullanırken de lütfen cildinize uygularken yumuşak şekilde dairesel hareketlerle yüzünüze ve lekelerinizi iyice yedirip öyle bekletin arkadaşlar. Evet bundan önce bir tane daha yapmıştım. Onu da limon kabuğuyla yaptım. Ve onu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da bir buçuk günlük. Bunu daha bekleteceğim. Size göstermek için yaptım. Ve ondan sonra süzeceğiz ve jelini kullanacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videolarımı beğenirseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.